Evet değerli arkadaşlar. Şimdi bir önceki videomuzda Gutenberg editöründe yazı oluşturmayı, işte e YouTube videolarını, FAQ gibi yapıları oluşturmayı gösterdim. Bu videoda ise arkadaşlar Generate Block eklentisine yeni gelen güncelleme ile beraber Generate Press'te arkadaşlar nasıl ana sayfa tasarımı yapabileceğinizi anlatacağım. Tabii ki bu kurulumların hepsini kendimiz yapmadık. İş ortaklarımız da var. Yaklaşık olarak 300 tane siteye Generate Press lisansı veya hizmeti sağladık. Bunun akabinde arkadaşlar çok bilgisayar başında oturamayacağım için normalde bu videoları sadece müşteriler özel olarak çekecektim. Yani herhangi bir işte teknik destek anlamında müşteriler faydalansın diye. İşte bizden hizmet almayıp halihazırda hazırda Canerit Press teması kullanan site sahipleri de yararlanabilsin diye arkadaşlar bu videoları YouTube platformuna yüklemeyi uygun gördüm. E, ee, Canerit Block arkadaşlar bir core update geldi. Yani 1.2 gibi bir sürümden birden 1.3 gibi bir sürüme çıkıldı daha yakın zamanda. Eklenti arkadaşlar bir core update gerçekleşti. 1.2 gibi bir sürümden birden 1.3 gibi bir sürüme çıkıldı. Query Loop adında arkadaşlar bir yeni entegrasyon yaptılar. Bununla beraber işte alakalı içerikler veya işte direkt olarak bir ana sayfa tasarımı gibi arkadaşlar çalışmalar yapılabiliyor. Şimdi bu işin temel mantığına gelecek olursak yeni sayfa oluşturuyoruz arkadaşlar. Tabii ki bunların yapılabilmesi için lisanslı bir şekilde Generate Block ve Generate Press eklentilerinin web sitesinde tanımlı olması gerekiyor. İşte ana sayfa yazıyoruz arkadaşlar. Akabinde burada artı butonuna bastıktan sonra hepsine göz at. Daha sonrasında Pattern Library butonuna basıyoruz. Burada arkadaşlar Query Loop bölümünü seçiyoruz. Burada çeşitli hazır kalıplar var. Bu kalıpları arkadaşlar ana sayfa tasarımı için kullanabilirsiniz. Şimdi bu kalıp benim hoşuma gitti. Bu kalıbı örnek veriyorum. Mesela seçtik. Buraya bu şekilde mesela geliyor. Burada sayfayı arkadaşlar yayınla dedikten sonra görünüm elemez kısmından bir layout atamamız gerekiyor ki ana sayfada sağ tarafta kullandığımız sidebar'ı ortadan kaldırmamız gerekiyor. Çünkü bu sidebar olduğu zaman bu sayfa arkadaşlar daralıyor. Layout eklediğiniz zaman mantığı şu layout'un sadece belirtmiş olduğunuz sayfalarda sağdaki sidebar'ı ortadan kaldırıyor. Burada arkadaşlar Add New Element bölümüne geliyoruz. Akabinde Layout Create butonuna basıyoruz. Burada arkadaşlar tek bir sayfa seçeceğiz. Burada Display Rules bölümünde gözükmesini istediğimiz sayfayı seçeceğiz arkadaşlar. Burada örnek veriyorum sayfayı seçtik. Burada arkadaşlar ana sayfayı seçiyoruz. Ardından sidebar bölümüne gelip arkadaşlar content no sidebar butonunu işaretledikten sonra yayında butonuna basıyoruz. Daha sonrasında sayfalara tekrar geliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi ilk getirmiş olduğumuz kolon arkadaşlar aşağıdan direkt yan tarafa doğru çıktı. Şimdi bu kolon yeterli değil tabii ki. Bunun sonrasına ekle butonuna basıyoruz. Ardından arkadaşlar yine pattern library bölümünden yeni bir yapı entegre edeceğiz. Yine arkadaşlar query loop bölümüne geliyoruz. Mesela bu yapı güzel veya bu yapı da güzel. Mesela bu yapıyı ekleyelim arkadaşlar. Bu yapıyı da getirdik böyle bu şekilde. Örnek veriyorum mesela güncelle deyip sayfamızı arkadaşlar bir ön izleme yapalım. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar sayfa bu şekilde geldi. Şimdi yazı içindeki arkadaşlar CSS kodlarından dolayı bu tarafta e görüntü çok hoş olmadı. Burada CSS'te bir düzeltme yapmamız gerekiyor. İşte özelleştir kısmına geliyoruz. E CSS alanına geldik arkadaşlar. Burada e içerik tablosu iç link bölümünü siliyoruz. Akabinde bu içerik tablosu kısmını da sildik arkadaşlar. Yine buradaki H2, H3 bölümlerini sildiğimiz zaman arkadaşlar tasarım kendine geliyor. E, tabii ki biraz CSS bilgisi olan kişiler e, bu noktada herhangi bir sorun yaşamadan bu e, CSS kodlarını düzeltebilir. Peki bu görünüm üzerinden arkadaşlar çeşitli düzenlemeler nasıl yapılıyor sorusuna da yanıt verecek olursak şimdi örnek veriyorum mesela bu e, yazı tarihlerini ve e, kategori isimlerini burada ortadan kaldıracaksınız. Bu liste görünümüne geliyorsunuz arkadaşlar. Bu bizim bir konteynerımız. Container arkadaşlar genişletebildiğimiz kadar genişletiyoruz. Bakın. Tüm alanları açacağız. Ardından grid yapılarını, post template'leri açacağız. Bakın list, list of terms bölümünde kategori isimleri yer alıyor. Bunları kaldırdığımız anda arkadaşlar bu kısımdaki kategori isimleri ortadan kalktı. Akabinde arkadaşlar bu sağ taraftaki ve orta taraftaki kategori isimlerini de kaldırmak için ee, yine konteynırları arkadaşlar hızlı bir şekilde en içe kadar açıyorsunuz. List of terms bölümlerini arkadaşlar yine kaldırıyorsunuz. Yine burada da arkadaşlar bu konteyneri açıyoruz. Burada da arkadaşlar e, post date'leri şöyle şu şekilde yok ettiğimiz zaman arkadaşlar tasarım daha güzel bir hale geliyor. Bu tabii ki artık kişinin isteğine bağlı bir durum. Burada arkadaşlar şunu şöyle metni ortalıyoruz. Ee, ana sayfanın adını boşluk bırakıp şuraya arkadaşlar işte şey yazabiliriz mesela teknoloji ve finans platformu. Bunu da arkadaşlar şöyle h1 kodu yapıyoruz. Burada arkadaşlar font büyüklüğünü falan ayarlayabilirsiniz. Bunun önüne ikon getirebilirsiniz gibi gibi değişiklikleri yapabilirsiniz. Burada da mesela son içerikler yapabiliriz. Son içerikler bizim h2 tegi olarak vermek istediğimiz bir tek değil. Bu yüzden div'e çevirdik. Akabinde de arkadaşlar font boyutunu şöyle 30'a getirdik. Burada da arkadaşlar şöyle 500 600 gibi bir rakama girdiğiniz anda kalınlaştırmış olursunuz bunu. Şimdi bu kısım bizim için yeterli. Hatta buraya arkadaşlar şöyle 5'e de çıkarabiliriz. Bakın 5'e çıktı. 6'ya da gelebilir. Bakın gördüğünüz gibi 6'ya kadar çıktı arkadaşlar. Hatta şey karşılıyorsa 7 bile olabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada en azından eşitlik sağlanmış oldu. Burada 7 içerik, burada 2 içerik, burada da arkadaşlar son içerik olacak şekilde bir grid yapısı, bir container yapısı oluşturmuş olduk. Akabinde arkadaşlar bu container'ı da biraz düzenlemek istiyoruz. burada ne yapabiliriz? Örnek veriyorum. Mesela yazı tarihlerini buradan da kaldırabiliriz arkadaşlar. Şöyle yine genişletiyoruz yapıları. Mesela list of termler kalabilir. Kategori sayfalarına çok fazla işlikleme yapar bu. O yüzden arkadaşlar list of termleri kaldırdık. Akabinde post etleri şöyle şu şekilde kaldırdık. Yine e, postların arkadaşlar bir kısımlarını da yine buradan kaldırmış olduk. Başka burada ne yapabiliriz sorusuna gelecek olursak arkadaşlar bunları böyle bu şekilde ortalayabiliriz. Yani mevcut yazıları. E, bu iki yapı arasında arkadaşlar yine generate blokun içerisinde olan e, istediğiniz bir yapıyı yine çektirebilirsiniz. Mesela şöyle güncelle diyelim. Sayfayı şöyle yenileyelim arkadaşlar. Tekrar buraya geldiğiniz zaman konteyner yapıları kapanmış olur. Akabinde biz bu iki konteynerin arasına bir yapı ekleyeceğimiz için bundan sonra sonrasını ekle butonuna bastık. Burada arkadaşlar yine pattern library'yi seçtik. Burada da arkadaşlar artık eklemek istediğiniz herhangi bir yapıyı arkadaşlar buradan seçip çok kolay bir şekilde ekleyebilirsiniz. Mesela bu yapıyı seçerseniz kategori sayfalarınızı burada gösterebilirsiniz. Mesela bu yapıyı örnek veriyorum getirdik. İşte buradaki ikonları falan değiştirebilirsiniz. Buradaki yazıları, kategori isimleri haline getirebilirsiniz. Burada kategorilerle alakalı ufak ufak açıklamalar yapabilirsiniz. Akabinde de arkadaşlar bu Learn More butonlarını kategori linkleri haline getirebilirsiniz. Çok daha başarılı bir iç linkleme olur. Şurada arkadaşlar ciddi bir boşluk durumu söz konusu. E, bu boşluğu nasıl giderebilir sorusuna da yanıt verecek olursak. Şöyle ki arkadaşlar şuradaki konteynere geliyoruz. Akabinde burada arkadaşlar spacing bölümü var. Bakın yani altındaki satırla arasındaki boşluğu silmek istiyorsanız arkadaşlar bunu sıfır haline getirirsiniz. Yukarıdaki boşlukla bunu silmek istiyorsanız da arkadaşlar bunu sıfır hale getirebilirsiniz. Mesela şöyle güncelle dedik. Ana sayfada arkadaşlar şöyle bir çeş yeniledik. Bakın gördüğünüz gibi çok daha hoş bir görünüm elde etmiş olduk. Ama arkadaşlar bu e, bu kısım yani burada gözüktüğü gibi burada olmadı. 4 tane yazı bırakacağız arkadaşlar. Yine buradaki e, şu query loop'a geldik arkadaşlar akabinde burayı 4 yaptık. Tekrar güncelle butonuna bastık. Gördüğünüz gibi bir tık daha düzenlenmiş oldu. Buradaki arkadaşlar post excerpt bölümünü yine düzenleyebilirsiniz. Mesela örnek veriyorum, tasarımda şu kısım biraz şey kaldı ya, zayıf kaldı ya arkadaşlar. Bunu örnek veriyorum mesela 30'a çıkarttınız. Daha sonrasında güncelle butonuna bastık. Şurada arkadaşlar tekrar yeniledik Bakın gördüğünüz gibi bu yazı kısmı daha da genişlemiş oldu. Yine arkadaşlar bunu da böyle ortalı bir şekilde yapalım. Tekrar bir güncelle alalım. Mesela bu görünüm bir tık daha güzel oldu. Ana sayfanın arkadaşlar temel çalışma prensibi bu şekilde. Yani zaten yapılar hazır. Sadece January Block lisansının olması yeterli. Akabinde mevcut yapıları tek tıklamayla arkadaşlar getirebilirsiniz. Buradaki en önemli mantık şuradaki liste görünümü mantığını kavrayabilmek. Bu mantığı zaten Gutenberg editörü videomuzda anlattık. Yine burada da arkadaşlar üzerinden geçtik şu kilitli olan yapıları da arkadaşlar şöyle göstereyim. Kilidi aç butonuna tıklamanız gerekiyor. Bu yapıları daha düzenlenebilir hale getirebilmek için. Yine arkadaşlar zaten bütün ayarlar bu kısımda. Eğer bu sağ taraftaki bölüm yoksa şöyle yapabilirsiniz. Direkt şuna da tıklayabilirsiniz. Ve arkadaşlar burada tıklayıp sağ tıklayıp daha fazla ayar göster butonuna da tıklayabilirsiniz. Bu işin temel çalışma mantığı bu şekilde. Yani ana sayfa tasarım yapmanın temel çalışma mantığı bu şekilde. Bu videoda anlatacaklarımız bu kadardı. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.